Ne oldu aşkım, niye öyle bakıyorsun? Ömrüm hep seni hayal etmekten geçti de acaba bu da hayal midir diye bakayım. Sen gerçek misin? Gerçeğim, gerçek. Dur kız, bozma pozunu. Seni kafamda ölümsüzleştiririm. Aşkım hadi yap kahvaltını, hadi. Zahir baktığında Donya Goop Dereya gibi eriyorum Zuhal. Я тебя отворот из Трабзона. Международных связей нет. Наверное, одиночка. Никому. Не позволю. Меня голову морожит. Без овощи не возвращайся. Не переживай, шеф. Это я беру на себя. Пачка темел из золота через несколько дней будет у тебя на столе. Я из черепушки. Это я гоблин от Эмелия. Буду вот купить. Abukatur, atla eşeğin çiftleşmesinden uğra. Sağlam hayvandır, güçlüdür, köylüye yardım eder ama yürüyemez. Kurt köpeği. Kurt köpeği bildiğin dağdaki kurtla sokaktaki itin çiftleşmesinden olur. İyi hayvandır, kolay eğitilir, bekçi olur, sadıktır. Deve kuşu. Deve ile kuşun çiftleşmesinden olur. Kevalan koş mu? Köpek balığı. Artık balık mı sudan çıktı, köpek mi suya girdi onu bilemiyorum. Yenem la ilahe illallah. Eşek arısı. Yok anasının Ami Durgay. Zehra, hadi otur. Aç kaldın sen dayı. Aşkım, Zehra'nın bir şeyler yemiştir, sen merak etme. Olur mu balım? Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Geç kalıyorum. Pazara mı gideceksin? Yok aşkım, işe gideceğim. Sen de annemlere gideceğim diyordun. Geçerken bırakayım mı seni de? Yok. Ben düğünümüzün CD'sini izleyeceğim. Ben giderim anneme. Tamam. Ha bu işte bir tersluk var. Normalde ben işe giderken Zuhal'in bu ayı sallaması lazım. Hani yumurta? Fışkı yiyin. Yine mi yumurtamadın? Bana bak, hiç yumurtamaysın. Vücudun bozulur diye mi korkaysın? Bana bak, niyet et, kıçını sık yumurta. Bu işin sonu kesilmektir ha. Demadı deme. La Durgay, hani yumurtalar? Hanımefendi, selülit korkusundan yumurtlamayın. Al. Ben niye bayışın? Al bunu. La bu parasızlık ne kötü bir şeydir ya. Kahvaltı etmek için ha bunun götünün keyfine bakayım. Ya Fatih Sultan Mehmet Kili de 20 yaşında İstanbul'u aldı. Biz geldik 40 yaşına. Ha marketten 250 gram peynir alamayarak. Boyayın böyle işe ya. Gelir Temel Reis birazdan. La bakarsın amniyak yeri kapattı bize. Eyle ya. Bir çanta altını ver de. Ula biraz erkek ol erkek. Ha babanla baban konuştu. Evlenmemiz için anlaştı. Yargıday mahkeme zemesin ki bozaysın anlaşmayı. Pohiyenin soyu. Neçin beni kodun ortada? Geberteceğim. Eldireceğim seni. Al. Al ula. Ha bu namusumu iki paralık etti onun için. Uy! Anneni. Ha bu duygularımla oynadığın için. Ula
Durun Nurnilen. Rıtma. Nurnilen. Ulan uşağım yürüsene. Aşık mısın nesin sen? Nene ne delip duruyorsun sırtımı? Herkes minibüste bekliyor. Sen davet değil mi istiyorsun? E parasından gidiyor. Bizi almadan gitmez ya. Hadi yürü bakalım. Yürü. Ha bunu da akıtacağım alnının pekmezini. Yakışıklıymış. Pire biçim kötüne benziyor. Aga hardan iki tane alsana. Uşağım hafırdan bir tane verir misin? Nene ne yaparsın? Akupunktur mu yaparsın? Uşağım tesisleri deneyeceğim. Bizim uşakların antrenmanı var. Yatıştır beni oraya. Senin yaşın oldu 90+5. Ne antrenmanı? Hadi oradan bakalım. Trabzonspor aşkının yaşı mı sorulur? Yüce Rabbim. Allah senden razı olsun. Bu ne güzel rastlantıydı. Demez şerefsizini karşıma çıkardı. La komiserim, gece gidiyordum, baktım çöpün orada bir şey parlayın. Bir de ne göreyim? Bu çanta içinde daha bu altınlar. Aldım getirdim sana. Çay, kahve, gazoz ne alırsın Temel kardeşim? Devletin şefkatli yüzünü görmek için illa altın bulmamız mı gerekiyordu komiserim? Başkası olsa doğru kuyumcuya giderdi. Sen anla öpülesi örnek bir vatandaşsın. Yapma komiserim, insanın her gün altın bulası geliyor. Sen Trabzon'un medarı iktidarısın. Komiserim daha fazla ileri gitmesek... Seni yetiştiren ana baba ne kadar gurur duysazdır. Öyle mi? Havnu babama da desene. O hiç öyle düşünmüyor de. Yeter de. Oh, büyük yükten kurtuldum. Uy, Temel'im bu sağım ya. Gel böyle bir sarılayım sana. Gel, gel. Kardeşim, ben de seni arıyordum ha. Hayırdır abi, sen beni hiç böyle hasretle aramazdın. Ya öyle deme, kalbimi kırarsın. Laşota, öp Emircan'ın elini. Bir öpeyim Temel amca. Laşota sen de her gün böyle boy mu atarsın? Evet, şimdi bir bak. Ya o sirk maymunu gibi her yerde gösteriyor ya. Neyse, Usam ben sana ne diyeceğim? Ya bu Trabzon'da çürüyüp gideceğiz ha. Ya bir iş kuralım diyorum ya. Ticarete atılalım, dünyaya açılalım. Batum! Batum'a açılalım. En güzel ticaret merkezleri orada çünkü Batum'da. Abi benim kafam hiç öyle işlere basmay. Usam sen onları dert etme, kafanı hiç yormayacaksın. Ben ticaret zekamı kullanacağım, sen altınlarını koyacaksın. Ortak olacak. Sen altınları değilsin. Ben altınları çantasıyla polise teslim ettim. Netun! Az bekle. Netun! Polise mi teslim ettin? E benim değildi ki. Zaten ben zalimi almışım. Parayı ne edeyim? Acaba bana dünyaları versen başka bir şey ister miyim? Sen hakikaten deliymişsin lan. Senin beynine sıçayım. Kudumun delisi! Kudumun delisi! Yapıştır Usam! Yürü Usam! Karakola teslim etmiş. La yolda Türk bulsa götürüp karakola teslim edecek. Uyumak yemeden kahvaltı ettim annem ayrım. Ye Usam, afiyet olsun. Nasıl gitti? Zuhal'i üzmüyorsun. Ya bak anamın dediğini. Ben gül yüzlüme bakmaya kıyamayırım. Sen ne diyorsun? Demelim. Camımızın vaziyeti hiç iyiydi. Halılar eskidi. Kilimler parçalandı. Avizemizin bütün taşları düştü. Öyle mi? Ya. E cemaat desen. Hepsi benden aç. Diyelim ki. Camımıza biraz yardım etsin. Ne demek babacığım? Ben de bir 20 lira katkıda bulunayım. Temel, sen şimdi diyorsun ki, baba, al habu 20 lirayı, git güzel bir sürmene bıçağı al, ha bu yaşta evlat katili ol. Ulan o kadar servetin içerisinden bula bula habunu mu çıkardın? Ne serveti ya? He sen altınları diyorsun. He, abi. Ben altınları polise teslim ettim. Ulan bir şey dersin ne dersin? Yok yok,
Mahsus değilsin değil mi? Vermedin, teslim etmedin değil mi Uşak? Ettim valla. Ya benim değildi ki. Beni Hıdır Bey'e karşı zengin gösterip zalimi almamı sarladı. Ulan manyak! O altınların %20'si bir defa kanunen senin. Şimdi aldın mı üçün birini? Sen demiyor musun vaazlarında? Sevgili Came sakinleri, bir şey bulduğunuzda onu mutlaka sahibine verin. Sahibini bulamaz iseniz hemen polise verin diye. Eşek oğlu eşek! Sen o lafları ne usuna alıyorsun? Deme öyle uşuğuma. Aa, ben o lafları habuna mı diyorum? Cemaate diyorum! Özel yapım. Temiz. Atış hızı dakikada 6 mermi. Etkili menzil 1400 metre. Azami menzil 4500 metre. Dört bin beş yüz metre. Uvidimse Demir. La ne diyor bu? La anlamay mısın? Taşak geçiyor senden. Demir, altınların bir tanesini satıp 5 tane kombine alalım mı? Ne kafası adamsın? Sabah biri diğeri polise teslim ettim. Anlamay mısın? Ya bu niye anlamay? Niye ettin? Altınları karakola mı teslim ettin? Ala bu ne? Bak Demir, gelirdin mi uşağım? La o aldınların dozu bile bizi aldığa bakardı ya. Bari ucundan azıcık rendeleseydik de. Hatıra niyetine bir tane daha ayırmadın mı kenara? He? La hani Trabzonspor'a şavayı alacaktık? Polise verdim diyorum. Ködünle mi dinliyorsun? Anladım. Sen namuslu filmindeki Şener Şen gibi yaparsın. Yani etrafında fazla borç isteyen insan dolanmasın diye. La siktirtmeyin altınızın ruhunu. Polise verdim diyorum onu ya. La eş saatten verdin mi sen o altınları? La helal olsun sağ abi. Aferin uşağım. Hah. Şimdiki de çavi diye çiviyi alırık. Niçin? Şener kıçına... Tüvo bir estağfurullah. Geri dinlenmenden çıkartma ya. Filiz. Hacım. Bunu aldım. Ay çok güzelmiş ya. Yalnız 38 bedenini aldım. 36 olmuyor artık. Ay sorma. Ben de 2 kilo aldım. Bakar mısın? Ne yapacağım? Akşama kaç kişilik servis açayım sorayım. Ben bir Temel'i arayayım Zehra Hanım. Ballım. Alo. Aşkım neredesin? Uşaklarlayım. Engin reisin orada. Yaza merhaba partisi veriyorum. İyi Filiz, biz de yemeğe oturacağız. Gelecek misin? Bekleyelim mi seni? Yok. Siz yiyin. Öptüm seni, gül yüzlüm. Tamam canım, öpüyorum ben de. Bak Temel, ya ne kadar şanslı bir adamsın. Bak seni soran, merak eden bir sevdiğim var. Yalnızlık çok fena bir iştir ha. Bak geri geliyor, hav kayaları, taşları bile biliyorsun saray. Ama bizi saran hiçbir şey yok. Bak koç gibi uşaksın. Seni beğenmeyecek kızın koyan çıktığı yere. La Filiz bana bakar mı? Lan ne diyorsun? Oo! Lan niye bakmasın? Lan ne bileyim, sosyetik kızdır ya. Hani asortiktir biraz. Lan beğenir mi beni? Af kurma. Anasının karnından sosyetik doğmadı ya. Sen de 9 aylık doğdun o da. Hı. Lan niye beğenmiyorsun kendini? Biraz kendine güven. Ama bak, her şeyden önce onu bu hayatta senden daha çok sevecek birinin olmadığına inandır. Facebook'a baktım, ilişkisi yok diyor orada. Allah'ın sevgili kulusun Turgay. Bak hep işin rast gidiyor. Savcılıktan sabıka kağıdı da çıkaraydın madem. La kalk la kalk.
Atmacanın biri kızı kapmadan biz erken davranalım. Bak Temel, ben kendime senin kadar güvenmiyorum. Kadam, Filiz bizde, yemeği bekliyorlar. Lan ne dersin? Temelciğim yeter. Filizciğim alır mısın sen? Ay yok. Turgay, var mı yeni yazdığın bir şiir? Aa, şiir mi yazıyorsun sen? Eleymiş. Ben de şimdi öğrendim. Hadi Turgay, ne olur oku bir tane. Kırma bizi. Hadi kadın. Kalbimin ortasında bir yer açtım senin için. İstersen sonsuza kadar şampiyon olma. Ben yine de beklerim. Ama yeter ki oyna. Tik oyna. Yüreğini koy ortaya. Ha bu Turgay, kurban olsun sana. Yeminle tüylerim diken diken oldu. Bizim Turgay çok güzel şiir okuyor. Aynı İbrahim Sadri. Buram buram anyaker kokuyor ya. Yine de içinde sevgiliye ve aşka dair bir gönderme yok değil yani. Epey bir gönderdim de. Filizciğim biraz rigatoni alır mısın? Alayım hadi. Az olsun ama. La 40 yıllık düdüklü makarnaya rigatoni mi diyorsunuz? Öyle deyince bir şey mi zannediyorsun makarna kendini? Alt tarafı düdüklü makarna tut ha. Turgay ver tabağını, sana da bir kaşık koyayım. Ay Zuhal'cığım, kaşığını alabilir miyim canım? Abi olur mu? Olur. Nasıl yaptın onu? Hiç. Gelişine vurdum, voleye gitti ya. Allah. Bak bir daha yapayım. Ay, bunu da yaparsan artık. Bizim Turgay çok yetenekli uşaktır. Moskova sirkinden istediler onu ama gitmedi. Çok tevazu sahibidir. Size bir şey soracağım. Bilin bakayım ha, bu nedir? Sıtmaya tutulmuş adam. Değildir. Titreşim alınmış cep telefonu. Değildir. Ne bu ya? Söyle, merak ettik. Trabzonspor'un attığı golü gören hamsi taklidi yaparım ha buraya ya. Benim artık gitmem lazım, çok geç oldu. Aa. Ay size iyi eğlenceler. Ben gideceğiniz yere kadar bırakır mısın? Zahmet olmasın. Ne zahmeti ya? Sırtından mı taşıyacağım? Bırakırım, buyurun. İyi tamam o zaman, hadi canım gel. Araban nerede? Ne diyorsun? Benim arabam yok ki. Nasıl araban yok ya? Sen demedin mi bana gideceğin yere kadar ben bırakırım diye? Dedim. Dedim de o iş bir tek arabayla mı oluyor? Yürüyerek olmaz mı? Allah Allah ya. Ya sen ne enteresan bir adamsın. Şaka mısın sen? İyi, ne yapalım, yürüyelim bari. Hadi. Arabelli, farozli, arafelli, farozli, mahallenun maçtaşı, mahallenun maçtaşı. Ulan durup kendine gol başta oynuyorsun. Lan ben oynamayayım da kim oynasın ya? Bizim Temel Yüce Soylar'ın kızını aldı. Bir sahne bundan. Ne demek sahne ya? Zengin kız alma sırası paha geldi, anlar mısın? Temel Yüce Soylar'ın kızını aldıysa, Durgay da Saralların kızını alacaksa, demek ki ben de ya Zevahirlerin kızını alacağım ya da Garlıbaşların kızını alacağım. Şimdi benden sonra zengin kız almasına sen de, anlar mısın? Sen de kalk. Ulan ne güzel dedin ha onu ya. Arafilli farozli, arafilli farozli, fallenun maskisi, fallenun maskisi. Valim, sence Filiz bizim uşaktan hiç elektrik aldı mı? Ben yarın bir kontrol kalemini kontrol edeyim bakayım Filiz elektrik almış mı almamış mı? Aşkım ben nereden bileyim? Zuhal, o kadar güzel espri anlayışın var ki. Etme! O kadar güldü bizim uşağın dediklerine. Ne bileyim aşkım, işte tamam ben yarın sorarım ona. Hadi yatalım biz artık. Sen yat, gül yüzlüm, ben seni seyredeceğim. Senin en sadık seyircin benim. Başka kanalda da bakma ayrım. Hadi Fıkra kahraman, yat da uyuyalım. Thank you.
Aa, inanmıyorum. Neden almamışlar? Şimdi Temel biletleri Turgay'ın alacağını sanıyormuş. Turgay da Cemil'in, Cemil de Sinan'ın. Yani anlayacağım, maça bir saat kala kimsenin de bilet olmadığını anlayacağım. İyi, anlaşıldı. Maçı bir kafede izleyeceğiz demek ki. Şey diyorum, bu Zanos'ta Orjin Kafe var ya, orada izleyelim, olur mu? Olur. Çerupska. La Yumdi. La adamını kaçırma Yumdi. Alenzinho. Alenzinho neye bayasın ya? Bu kadar çalınmadı olur mu ya? Gel bir de bizi çalınma bari. Volkan. Lan Merek niye bayasın sen? Niçin ileri çıkmayasın sen ya? Çevirme mi var ileride korkarsın? Sinan nereye? İşe maki diyorum. Turgay kanka, gemi tuvalete kadar gidiyorum. 5 dakika takım sahaya menet, anlayır mısın? Ben hemen geliyorum. Yürü! Hop hemşerim, dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Ya ben iş şeyine gidiyorum dayıt. Göbet. Elektrik faturası yatırmaya gidiyorum. Tuvalete gidiyorum da. Parayı peşin alayım. 1 lirayı koy abiri, ondan sonra gir içeri. Sonra ben senin peşinden koşamam. Ya senin kesimin benim ködüme bağlıdır. Azıcık kibar davran ona da. Piyan sıçmazsam sen sıçtın. Bakalım Safara nasıl değerlendirecek? Şimdi sert vuruş, sekiyor top. Oh! Lan ne ettin? Ya ne edeyim? Az kalsın golü yiyorduk. Ver şunu. Televizyonu kapatınca kurtulduk, öyle mi? Otur yerine. Eşeğin önde gideni. Şimdi. Aa, iyi etmişim işte, gol olmadı. Aykut'tan pas. Tamamen benim dışımda gelişti olay. Özür dilerim. Ya olsun, Trabzonspor hep böyle gol atsın da sarılıp sevinelim ya. Lan ne dersin? Trabzon! 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 Ne oldu lan? Gol mü oldu? He, yumru attı. Oo, ben yine tuvalete gidiyorum o zaman. Ha, şimdi geldin, nereye gidiyorsun? Götem ya bu herim, Temel. Bu sefer gidip sızacağım. Helgi gideni birden atarık. Mesela burası Uzun Göl, Sümele Manastırı, Sera Gölü, Çalköy Mağarası. Hani bunların hepsi İngiltere'de olsa hayran hayran bakarız. Anlatamadı bitiremeyiz. Ama sanki elimizin altında ya, değerini bilmiyoruz. Kim bilmiyor? Vallahi ben biliyorum bak. Geldim buraya, iştahım açıldı ya. Burası inanılmaz bir yer ya. Ya bir de o kadar yol nasıl gelinir diyordum. Ne oldu? Senin bundan sonra benden çekeceğin var. Ne yeni evli derim, ne Temel derim. Her hafta çeker kolundan getiririm, valla görürsün günü. Sen yeter ki isteme. Ben her hafta gelirim. Ben burayı çok seviyorum zaten. Sevinmeyecek gibi mi ya? Hı, ne diyeceğim? Turgay'la ne yaptınız? Konuştunuz mu? Hı hı. Konuştuk. Ne düşünüyorsun peki? Ne düşüneyim? Yani çok eğlenceli bir çocuk. Gördün o akşam yaptıklarını. Ben özellikle şiirine bayıldım. Oyna. Tik oyna. Ha bu Turgay kurban olsun sana. Deli ya. Ama yani benim ayaklarımı yerden kesecek, beni taşıyabilecek biri lazım bana. İstersen bir taksi çağırayım ben sana. Çok komiksin. Hay Allah'ım ya. Yani boş değilim sonuçta ama yani duygularım tam net değil. İyi bakalım. Kadam nasıl gidiyor filizlerin? Asmalara su yürüdü mü? Aramız bayağı iyi Temel. Bayağı gülüyor ha. Geçen gün maç seyrederken bir sarıldık. Meğer ne kadar hasretmişim. İyidir, iyi. Allah'ım, bana Demel'i öldürme fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Dur,
Dudu Arzu. Lay gözüm kör olsun sizi tanıdım. Oy! Sümel Hanım bekçisi. Temel uç deyince. Uç! Kaçmayın ulanım nenem olsun bütün yutarım sizi. Alo. Sana az önce biraz erken teşekkür ettim galiba. La bu itlerin kokununu alayım. Ne oluyor anlamayın ki koruyayım mısın onu? Dur. Kesin dur. Adamda ne görev aşkı varmış lan. Kaç ay geçti şu meleğe beleş girdiğimizi unutma diye. La oğlum. Niye kaç aysanız bir şey etmeyeceğim. Lan ne bileyim oğlum. Şu meleğe beleşsiz girdik ya. Onun için düştüm peşimize sanduk. Lan yok oğlum zaten kovdular beni işten. İş arayın var mı bir tanıdığınız iyice adam? Öyle desene. Lan ne dersin? Lan bizim de işimiz gücümüz yok ama sağlam bir arkadaş grubumuz var. Lan ne de güzel koşarsın. Gel katıl bize. Açsak yapımız aç, toksak yapımız dokuz. Vallahi esse mi değilsiniz? Lan uşaklar bu kız var ya anamızı ağlattı. Haydi. Hep kafam böyle her şeyle karışmış durumda. Ne yapacağım diyor ya sen arkadaş değilsin. Ya bir sus. Ya kafamı şişirdin Usam ya. Saf mısın sen? Ne der dediysin onu? Al parayı koy cebine. Al parayı koy cebine. Ha? Oğlum içim rahat etmedi. Gel babandan icazet alalım. Yalnız paranın %10'unu alırım ağa göre. Necati Hoca ederse seni de görürüm. Sen onu bana bırak. İrade. İrade. Koş lan dedenin oğlu. Selamünaleyküm babacığım. Aleykümselam. Hoş geldin tarım. Oo İdris. Neredesin sen ya İdris? Ne çamaya geliyorsun ne kahveye uğraysın. Antrenmanlardan, maçlardan fırsat olmaydı hocam. Babacığım, İdris sana bir şey danışacakmış yüksek müsaadelerinle. Ne dur? Hocam biliyorsun ben amatör kümede top oynarım. Bu hafta sonunda çok önemli bir maçımız var. Kalecimiz mi yok? Kaleye mi geçeyim? Yok hocam, şimdi rakip takımın yöneticisi Bağ, İdris bu maçta sen gol atma sana 5.000 lira para vereyim dedi. Sen ne dedin o? Ne yapayım hocam ben şimdi alayım mı o parayı? 1.000 lirasını fakir fukaraya versem bir de kurban kesseme caiz midir ne dersin? Ula itoğlu itin onda gideni. Sen şimdi şike yapacaksın benden icazet isteyesin he? Şimdi sen yanlış anladın hocam. Neyi yanlış anladım ulan ben? He? Yiyeceksiniz her türlü halti, karıştıracaksınız her türlü herzeyi. Ondan sonra fakir fukaraya 3-5 kuruş dağıt, bir kurban kes, oldu. He? Ula siz dinimizi ne zannediyorsunuz? He? Allah'ı mı kandırıyorsunuz? Eşek oğlu eşek. Siktir git karşımdan. Hani yürü git. Yiyeceğimi siktiğimin uşağı. Ya sen babama bunu mu soracaksın? Terbiyesizin evladı. Tingil. Tingil. Bunların dini imani para olmuş ya. Hiç. Ulan Haydar Dümen'in yazboz köşesine benzettiler beni ya. Aşkım. 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 Ay o kadar mutluyum ki. İkili averajda ben daha çok mutluyum Zahir. Çünkü bir rüyada gibiyim. Rüyada değiliz. Gün batımına baksana ne kadar güzel. Ben sağa baktığımda dünyanın bütün güzelliklerini zaten görüyorum. Güneşi görüyorum, ayı görüyorum, ilkbahar, sonbahar. Dünyanın bütün güzelliklerini sen de görüyorum zaten Zuhal. Üşüdün mü? Aşkın içimi o kadar ısıtıyor ki. Oy. Üşümem imkansız. Öyle sürekli bir lunaparkta gibiyim. Ay çok mutluyum aşkım. Sen mutlu olunca ben daha çok mutlu oluyorum. Ay.
Lan ne biçim Karadenizlisin? Ne pıska geçisin? Askere nasıl gideceksin? Bir tane balon bile vuramadın. Bahane bahane. Bir tane daha atacağım. Lan dur. Tamam şaka yaptım da şeytan doldurur. Tamam bir tane daha attıracağım seni. Ver. Aklın başından. Yok ködüm de. Ben böyle bela insan görmedim. Herif çizgi film karakter. Kartondan sanki. Hiçbir şey olmuyor. Ölmedi mi? Patron efendim. Tıpırışır Temel ya. İstemelim Raza Bralas şef. Başka birini... Amirim Rize'den mobese kayıtları geldi. Bu kadını tanıyor musun? He, Yusuf Emice'nin Songül. Altınlarla bir ilgisi olabilir mi Saldırın? Olur mu öyle şey amirim? Yusuf Emice benim düğünde bir çeyrek altın takmadı diye aramızda husumet olur mu? Onu demiyorum oğlum. Teslim ettiğin altınlarla bir ilgisi olabilir mi? Olamaz. Nedir senden alıp veremediğin? Şimdi şöyle, babamla Yusuf Emice zamanında Songül'den beni baş göz etmek istiyorlardı. Ama benim sevdalım var deyince vazgeçtiler. Amirim imzanız gelin. Peki sen gidebilirsin Temel kardeşim. Biz araştırmaya devam ediyoruz. Göz önünde ol, bir yere kaybolma. Trabzonspor'un maçı bu hafta içeride değil mi? Evet. İstesem de bir yere gidemem. Hadi sağlıcakla. Ballım, Yusuf Emice'nin kızı Songül yok mu? Ha. O vurmuş. İyi de senden ne beklentisi var ki o kadının? Yani sen evli baklı bir adamsın artık. Evlendiğimi bilmiyor herhalde. Keşke ona da bir tane davetiye yollayaydık. Sen yine de dikkat et aşkım. Ya zaten amir ben ayarlayacağım dedi, araştıracakmış. Sen merak etme ya, biz hallederim. Ne oldu lan? Çumur mu sana? La bir dur, gamboğay beni. Komiser kafama odunla vuran Songül'e kilitlendi kaldı ama karambolde ateş eden birini gördüm. Lan ne diyorsun? Kim ateş etti sana? Böyle uzun saçlı, nalet suratlı Rus'a benziyor. Lan niçin duymadın kimse sesini? Lan nereden duyayım? Herif lan bir lan bir mi ateş ettik? Annesinin meziyet lambasını siktiğim tabancasına susturucu takmış. Lan sana mı ateş etti Zuhalim? Ortaya karışık ateş etmiş. Lan ya Zuhalim'e geleydi? Bunu yapan 9 kusurlu hareketin 9'unu da yapmıştır uşaklar. Onu bulup koyacağım çıktığı yere. Dege de katlayacağım onu. Nasıl bulacak ulan? Trabzon'dadır şerefsiz. Onun anasını, danasını, iki dünyasını dar edeceğim. Ben niye duruyorum kocam? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Birader, Keski Sokak 24 numarayı biliyor musun? Tamam, ne diyorsun? Etme, etme. Geç geç, indir elini, gel buraya. Heh, Keski Sokak. Al abini. Şimdi bak, Bale, gidiyorsun böyle. Anlayamışsın. Ha buradan, ha böyle diyorsun. Medun da hale de kimsenin aslında bak şimdi yani ha buradan lan orada kimse yok mu ya ateş tarif ediyorduk. Şimdi bak pilader. Şimdi ha buradan gidiyorsun. Anlamış. Oğlum canım ama yakın. Nenem la ilahe illallah ya. La bir durun da yerinize ya. Herif arada ateşi bulamayacak ya. Dombalak. Allah! Yandım anam. Ne yandın? Ne oldu yandın? Allah, 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 sen şimdi nereye gideceksin? Direkt en yakın hastaneye gideceğim. Psikopat ipte. Ağzını bozma. Şimdi bak senin aradığın adres nerede biliyor musun? O hastanenin hemen yan tarafı. Rica ederim bir şey değil. İyi günler, iyi günler. Benim ben ta! Lan terbiye sus! Biz dur! Lan ne ettin? Adres tarif ettim. Gene vurdun adamı. Ne yani Demet? Adam aradığı adresi bulamazsın mı ya? İnsanlık geldi mi?
La sen ne manyak bir adamsın ya. Trabzon'a vurmadığın adam kalmadı. Ha, şimdi adres tarif ettik de kusur mu işledik yani? Lan namun öküzü gibi bakmayın. Gidip bari Rus'u bulalım. Kızım niye vurdun adamın kafasına? Vurdum. Vurdum ama sor bakalım niye? Ben de onu soruyorum niye? Soba burada sadece bir sink. Benim haklı ve masum davamın bir enstrümanı sadece. Beni buna iden nedenleri bilseniz kurşuna dizerdiniz o Temel İbn-i Suni. Özür dilerim. Neymiş o neden? Benden evleneceğimmiş gibi umut verdi de sonra bırakıp gitti. Duygularımla oynadı. Ta duygularımı fabrika ayarlarına tanımadım. Adamın haberi bile yokmuş senin onu sevdiğinden. Daha bir haberi olmaz. Eşek dili yedirip büyü yaptılar oha. Aklı başında değil ki. O yüzden vuruyorum büyüyü bozmak için. İyi de bir kere bile el ele tutuşmamışsın Temel'le. Neyin hesabını soruyorsun? El ele tutuşmak ne ki? Onsuz bir saniyen bile geçmiyor. Nere baksam Demel'i görüyorum. Postepe'ye bakarım Demel'i görüyorum. Ayasofya'ya bakarım yine Demel'i görüyorum. Trabzon Spor sahaya çıkarken 11 tane Demel görüyorum. Her yeri oldu Demel. Demel komiserim. Tamam. Belli ki sevmişsin adamı. Ama bu onun kafasına sopayla vurmanı gerektirmez. Komiserim bana bir şans tanım hadi. Benim aşkım ikimize de fazlasıyla yederdi. Keşke iki numara daha büyük zamanla vuraydım o. Göpek. İdin soy. Aga. Bir dene Ruslar ayrık. Bizde öyle şeyler olmaz kardeşim. Başka kapı yok. Ya yağlı yedin dilin kayayı ya da mermiden hızlı koşarsın he. La öyle değil. Rus bir adam var ayrık. Var mı otelde kalan Rus? Müşterilerimiz arasında Rus yok. Öyle de canım iyi. Ne gider yaparsın? Hadi Emel kanka. Öyle olma ya. Dağılıp da arayalım. Doğru diyorsun la. Turgay biz seninle bu yanda gidelim. Siz daha bu yanda gidin. Tamam. Bana bak şu an. Ha böyle uzun saçlı, ha bunun gibi beş suratlı bir Rus arıyor. Ya böyle sacı sakalı karışık anlayamışsın. Yandaki berbere bakacaksınız. Bizde öyle biri yok. Berbere mi? Lan dalga mı geçeceğim ben de? Dipsüz. Ha buraya berber yazıyor ha. Kolay gelsin. Sağ olun beyefendi. Ha böyle uzun saçlı, Matrix gibi giyinmiş, galas gibi bir Rus kalay mı otelinizde? Özür dilerim, öyle birini hatırlamıyoruz. Ha bu hatırlamana yardımcı olur belki ha? Trabzonspor Fenerbahçe maçı bileti. Hem de numaralı dön ha. Az önce otelimizden ayrıldık. Kesin havaalanına gideyim. İyi de bu geçen senenin maç bileti. La ben de sağ bu sezonun biletini verecek göz var mı ya? Koş da koş da koş. Bak yaptım. Aa! Bir şey diyeceğim. Az dur bir dakika be. Kaçtı bok ya. Kara tavuk gibi kaçtı. Turgay Ganga. Var mısın? Lan ne diyorsun? Elbet varım. Biri benim kardeşime mermi sıkacak. Gidip hesabını sormaya yazacağım. O zaman Moskova'ya gidiyorum. O Abramovich'ten Sibirya ayısına yönünü gösteriyor. Tamam. Sen görürsün. Parlam. Aşkım. Diyorum ki... Söyle aşkım. Ha şimdi Turgay'la biz İstanbul'a deplasmana maça gidiyoruz. İstanbul'a mı? Ne? İstanbul'a da takımı yalnız bırakmayalım. Biz olmayınca sanki gol yiyecekmişiz gibi geliyor da. Asma o gül yüzünü ne olur. Trabzonspor maçlarında biliyorsun benim hücrelerim yenileniyor. İyi tamam. Tamam ama dikkatli olun olur mu? Merak etme. Hemen döneriz. Senden ancak 90+5 dakika ayrı kalabilirim.
İlizyum. Sağ Moskova Kızıl Meydan'dan benden bir hatıra. İnşallah bir gün el ele tutuşup beraber geliriz buraya. Bu kapitalizm ebelerini sıkmış bunların ya. Kapitalizm ne diyorlar? Nasıl anlatayım ki? Bak, 50 kuruşa içtiğin suyu 1 liraya işleten sisteme kapitalizm denir. Laturgay kardeşim, İngilizce yok, Rusça yok. Bu Abramovic'e biz kime soracağız? Muhtara mı soracağız? Lan ne var İngilizce'de? Ben bilirim onu. Lan nereye bilirsin ya? Lan ne diyorsun sen ya? Ya ben liseyi 6 yılda bitirdim ha. Yüksek lise mezunu sayılırım. Ben master'ımı da hastalığımı da lisede tamamladım. Ya ceket işini. Bak Temel, İngilizce'de de nedir ki? Her kelimenin sonuna ingekliysen, ağzında havoyla yamurtluysan, oluyor sana İngilizce. Bak, havlusa nasıl sorarım? Mister! Hava adamı tanıyorsun. Abi tanıyorsun, tanımaz mıyorsun? Nereye takılıyorsun? Helal olsun Turgay. Kafasını gözünü yara yara İngilizce konuşuyorsun ha. Ya ben sana dedim Temel. Ben bu İngilizceyi Prens Charles kadar iyi konuşurum ya. Sen öyle san. Trabzonlu'ya rastlamasaydın nah konuşuyorsun. Ne diyorsun? Sen Trabzonlu musun? Lan madem Trabzonlusun bir saat buraya niye İngilizce konuşuyorsun belli? Senin İngilizce yatıyorsun, sen de sıçıyorsun. Hayırdır uşaklar? Ne arıyorsun sabrıyı? Ver onu ya. Ha bu tabii arayırıp da emice. Tanıyor musun? Aa bakın siz temiz has uçaklara benziyorsunuz. Dalaşmayın bu itlerle, çekin gidin buralardan. Lan ne diyorsun? Onun ağzına sıçmadan dönmeyecek geri ya. Ya deli misiniz nesiniz? Kardeşim bunlar bir Titanik. Siz ha bu kadar Karadeniz takası. Niye edebiliyorsun ki? Karadeniz takasını küçümseme aga. Takayım şunu cephane. Trabzon'a varacak. Düşmana rast gelince takayı batıracak. Sözünü duymadın herhalde. Kurtuluş Savaşı hal takalarla kazanıldı. Emice sen ne diyorsun? Ha, böyle dedin onu şimdi mantıklı geldi. Bak şimdi nasıl sorayım. Aga habını tanıyor musun? Niye? Lan verdin mangıra bak, soktuğun andere bak. Ne bu ya? Temel, abi adam turist ha. Lan ne turist, niyet dedi. Niyet Rusça hayır demekti. Boşver kardeşim, bunun niyeti bozuk. Yürü gidelim. Это матрешка. Вендамель, Темель. Не, я говорю, это матрешка, они открываются. Посмотрите, она открывается. Вот. Она! Кыз матрешка, бунна не када? English? Венда ингилиджа битти. $10. $10. Хабу етерми? Да, хватит. Спасибо. Всего доброго. Тесуф едерам, сыпа-мыпа не дейсин? Temel, adamı buldum. Hangi adamı? Abramovic. Ne kadar kolay yakaladık herifi ya. Ya bütün kodoşlar toplanıp gelmişler. Temel, herifler yenecek diye bir kaide yok uşağa. Yani deplasmanda sayılır. Bir puan da iyidir. Bence topuklayalım. Sen istersen gelme. Ben bu kurşunun ağzını asacağım.
Lapokya'nın uçakları silah fuarı gibi gelmişler. Demir, uç deyince. Uç! Найди ты меня ищ. Быстро! Бля! Gülyüzüme doyamadan, Trabzonspor'un Avrupa şampiyonluğunu göremeden öleceğim meğer. Anastasia? Aa, Temel. Куда он делся-то? Темель! Бисмиллахиррахманиррахим. La Anastasia, sen ne diyorsun burada? Burası benim memleket. Sen ne yapıyorsun Moskova'da? Ben zalimin intikamını almaya geldim. Zuhal? Benim gül yüzlüm. Aa, çok güzel bir kadın. Öyle de. Bak, burada Hamsi köyde sütlaç yerken, ha burada Akçabat'ta köfte yürüp Nihat Usta'da, burada da Boztepe'de çay içiyoruz. Sen onun yanında çok mutluyum. Öyle. Ha bu da en yakın arkadaşım Turgay. Kadam da. O nerede? He, o nerede? Lan ne oluyor? Lan dur. Lan gene döndük yarasa ya bakıyorsun. Cemil nerede? İndirin beni. Развяжи быстрее. Наконец-то он понял, что со мной не справится. Абрамович çok büyük bir bela. Onlara sakın bulaşma. Her yanı bela olsa ne yazar? Koyacağım onun çıktığı yere. Çıktığı yere? O biraz uzun, onu sonra anlatırım. Söyle Turku, Temel nerede? Temel? Yaklaş göstereyim. Aha burada. Bak bakayım görebilir misin? Ha bu nedir biliyor musun? Benim zalimin tokası. Bu Abramovic denen pezevenk neredeyse benim zalimi vuruydu. Onun intikamını almaya geldim. Temel, sen çok iyi bir insansın. Eğer Zuhal'ını seviyorsa hemen Trabzon'a dön. Thank you.
Şimdi geliyorum Temel. Temel, öyle birilerine girince içeri bunların ağzına sıçacaksın zannettim. Ben de. Sıçacaktım da bu ender vurdu kafama. Silah var mı üzerinde? Yok. Bok yiyin. Madem yok niye öyle keklik gibi girdin içeri? Ne yani, adamı bunların eline mi bırakaydın? Ha geliyor. Söyle Turku. Altınlar nerede? Sen daha mı duydun altınları? Turgay bak bu da duymuş altınları. Oğlum bak işmiş kuracaksan baştan söyleyeyim, onları polise teslim ettim. Altınlar nerede? Oğlum anlamayın mısın? Turgay niye anlamayın bu? Polise teslim ettim diyorum da kötü ne mi dinliyorsun? Demek altınlar senin candan daha değerli Turku. Bildiğin en kısa dua yap. Kel Kevser miydi? İnnat aynı. Temel'i ben vuracağım! Zalim, iyi ki geldin. Hep kıraydık birbirimizi. Utanmaz, arlanmaz. Benim için kendini kurşunların önüne attın. Seni seviyorum dedin. Ne oldu ki ya? Yine seviyorum. Hem de ölümüne. Sus, hikaye anlatma bana. Karını Nataşalarla aldatmanın cezasını çekeceksin. Ne Nataşası ya? Benim ne işim olur Nataşalarla? Tövbe de. Ben seni ne kadar severim, sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. Artık sevginden emin değilim. Zalim, ben seni Trabzonspor kadar seviyorum. Değil seni aldatmak, başka tene dokunmak bana ceza. Yalan söyledin bana, kandırdın beni. İstanbul'a gidiyorum deyip Moskova'ya geldin. Zuhal bir çöz beni de anlatayım da. Zuhal! Zuhal! Temel! Temel! Şehriye, kız. Söyle. Diyorum ki. Ne diyorsun? Ya diyorum ki. Ne diyeceksen de daha. Akşama suyu isit. İyi çabuk dön. Altı aydır su ısıtmıyoruz. Mart da geçti, ilham alacağı kediler yok ortada. Ne oldu da aklına düştü acaba? Neyse iyi ki düştü. Bize kariyer Trabzon, bize kariyer Trabzon. Doğru söyleyin onu bak. Facebook'a koyacağım, YouTube'a koyacağım, rezil olursunuz ha. Hadi, Trabzon'u ittik. Bize kariyer Trabzon. Bize kariyer Trabzon. Bize kariyer Trabzon. Oğuz, Ayşe, Ayşe. Bize kariyer Trabzon. Bize kariyer Trabzon. Bize kariyer Trabzon. Nereye bakıyorsun lan öyle? Yere bakma arabacım. Karıya mı bakıyorsun? Karı mı? Karı. Ula sen röntgen mutasisi misin ki? Ha buraya oturup elin karısını seyrediyorsun. Bir de esnaf olacaksın. Tüh. Hocam değil burada karı. Binayı görünü tahmine koyayım. Ah. Ula adam essek değil ya. Havlularla buradan bir şey görünmüyor. Selamun aleyküm. Hah Ali Kemal. Hürmetler babacığım. Eyvallah. Eyvallah annem. Şota öpme de dedin. Harçlık verecek misin? Ha bir el öptün hemen de harçlık verecek misin? Al bakayım sana harçlık. Beni emretmişsin babacığım. Ya Ali Kemal. Diyanetten haber gönderdiler. Şu arabanı bana verir misin bir iki saat? Demek babacığım birkaç saat. Buyur bütün gün sende kalsın. Sağ ol. O tuvaletten haber var mı neydi? Demeli mi sorarsın? Ha. Ya babacığım şimdi benden duymuş olma ama
Temel Moskova'ya Natasha'ların peşine gitmiş. Natasha'ların peşine gitmiş. Ne dersiniz siz ya? Eda, asıl bombayı dinle babacığım. Zuhal bunun gittiğini duyunca bir sinirlenmiş. O da kalkmış Moskova'ya Temel'in peşine gitmiş. İşi öyle işi. Ulan nedir benim bu itoritten çektiğim ya? Sapık manyak. Sapık manyak. Yapıştır sağ ol. Baba, yalnız arabaya küçük bir benzin almak intiza hadi. Benzin. Senin gibi evlat olmaz olsun. Fok var Moskova'ya. Türkiye'dekileri bitti. Veyumuz Moskova'ya gitti. Trabzon'un en güzel kızını aldın. Gene rahat durmayı şöyle eşek ya. Ben annemlere gidiyorum. Ben ne olacağım? Onu bana yalan söyleyip Moskova'ya giderken düşünecektin Temel Bey. Alım, ilk ve tek şampiyonum. Ne olur beni bırakmazsın. Beni bırakırsan ben ölürüm. Ben seni kandırmadım. Sırf sen üzülme diye ben Moskova'ya gittiğimi demedim sana. Artık sana inanmıyorum. Ya seni aldatmadım demeye dilim var mı? İnsan yaşama sebebini aldatır mı? Gidelim. Gitmeyin. Bırak şu arabanın peşini. Zuhal gitme ne olur. Gidelim lütfen. Zuhal seni sevinir mi? Var mı orada? Hop vatandaş nereye? Karşıya geçeyim. Orada yayalara kırmızı ışık yanıyor görmüyor musun? Ben her zaman geçeyim ne oldu? Sen 72 lira cezaydı da bak bakalım bir daha geçebiliyor musun? Bekle burada. Ben niye durdurdu seni? Kırmızı ışıkta geçtim diye ceza kestim. Param da yok. Niye duruyorsun? Göçüne plakamı çaktılar. Kaçsana. Doğru değilsin abla. Hop vatandaş hop. Bak dur dur uşağın parası yok da. Parası olandan alırsın. Yetme. Merhaba müdürüm. Merhaba hocam. Buyurun. Ne dur? Ya lafı uzatmayalım. Ya Necat hocam biliyorsun seni ve sohbetlerini çok severiz. Eksik olmayın. Yani biraz sivri dilisin ama cemaat ve ahali seni seviyor diye pek ses çıkartmıyorduk. Fakat hocam camide Trabzonspor'dan çok bahsediyorsun be. Ki? Ben mi? Yapma hocam gözünü seveyim ya. Lafı evirip çevirip Trabzonspor'a getiriyorsun. Cemaate kombine bilet aldırttırıyormuşsun. Lisanslı forma aldırttırıyormuşsun. Ne yani şimdi lisanssız forma mı alsınlar? Ya hocam geçenlerde cemaate Juninho'yu alıyoruz diye sohbet konusu açmışsın ya. Ben durup dururken demiyorum ki lafları ya. Yani cemaat o anda bakarım uyuyor. Onları uyandırmak için diyorum öyle şeyleri anlatıyorum ya. Neyse hocam. Vallahi Diyanet'ten yazı geldi. Al oku. Allah Allah ya hocam yani biz bunları böyle durup dururken demiyoruz ki hepsinin bir nedeni var. Niçini var ya? Cemaatle konuşurken sakın Trabzonspor'dan bahsetme. Ne geldi geriye? Bari ağzımıza kilit vurun da iyi. Şimdi bunlar niye durduruyorlar bizi ya böyle? İyi günler. Ehliyet ruhsat. Ben cama hocasıyım. Camiye yetişiyorum. Tamam anladım da hocam. Ehliyet ruhsat. Sebep? Radara giymişsiniz. Ne var girdiysek sıçmadık ki radarımızdan. Çıkarık. Allah Allah. Ayağındaki misler daire vuran da sesler. Ayağındaki misler daire vuran da sesler. Sen bu yayın...
yatsın gelin. Yaylayamazsın, yaylayamazsın yavrum. Yaylayamazsın derindir gelleri. Boylayamazsın uyarım kınal otur. Oynayamazsın demenini. Hoş geldin Hoca Efendi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoca Efendi, gördüğün gibi sofra hazır. Aç değilim, yemeyeceğim. Yemek bile yemeyeceksin ha. Aceleci hınzır. Allah Allah. Ya ne? La kadın ne yaptın sen ya? Ha bu kadar hap bir fil ordusunu duvara tırmandırır. Sen şimdi bunları bağa içirip davanları mı değdireceksin Allah aşkına? Ne gerek var ha bunlara? Suyu boşuna ısıttırdım. Allah'ım. Tövbe estağfurullah, tövbe Allah'ım. Ne oldu Hoca Efendi? Ne oluyor baya? Ne oluyor Şehriye? Derdin ne senin ya? Ya ben seni az önce başka surette gördüm. Bak. Aa, mavi hap işe yaramadı. Sen yanına bordo hapı da kullan. Hani bordo mavi belki hani. Buldum. Ne buldun? Yarın camide cemaatle Trabzon spor laflarını kullanmadan nasıl sohbet edeceğimi buldum. Canım benim, gülüm Şehriyem. Değerli came sakinleri. Üzerinde yaşadığımız bu güzel Trabzon'umuzun tam 4000 yıllık bir kültür ve tarih şehri olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bunu benim size söylememe gerek yok. Bu fatihlerin, kanunilerin şehrinin büyük bir projeye ihtiyacı var. He, yeni stadyosun hocam. O ayrı. Benim dediğim bir tren yolu. Bir an önce İpek yolunun geçtiği bu merkezin bir tren yoluyla Çin'e bağlanması elzemdir. Lan ne kadar da güzel bağlantı kurdu. Ben hayatta kuramam. Muhterem cemaat. Hani nasıl ki bir takımı destekliyorsunuz cani gönülden. İşte cani gönülden de bu büyük projeyi desteklemenizi istiyorum. Hocam yemin ediyorum ne kadar güzel konuştun öyle ya. Hay ağzın pal yesin senin ya. Şimdi değerli came sakinleri biraz da bölgemizin bazı futbol takımlarından bahsedeceğim size. Akçabat Sebat Spor mu değilsin hocam? O da bölgemizin bir takımıdır. Ama benim demek istediğim o değil. Of Spor? Hocam Rize Çayeli. Arsın Spor, Beşiktaş Spor. Yahu bu arada mavili bir takım var da. Abi bilmeyecek ne var hocam? Sen Trabzonspor'u değilsin de. Trabzonspor'umuzun yeri ayrıdır da. Bak görüyor musun? Ben demeyeyim bunu. Cemaat değil. Hoca doğu değil. Şimdi bir de hani doğudan doğan, batıdan batan bir şey vardır. O ne? Güneş. Hah. Soyadı böyle güneş olan bir antrenörümüz var. Şimdi o güneşten bahsediyorsun hocam. Ya ben demeyeyim onu. Cemaatın kendisi değil. Hoca doğu değil. Sen Necati Hoca, ne yaptın, ne ettin, sonunda gerek Trabzonspor dedin. Ben direktman demiyorum ki onu hoş. Yeri geliyor da söylüyorum. Yeri gelsin diye de elinden geleni yaptın ha. Ya hoca, lütfen dikkat et bak. Argo falan kullanma, küfür etme. Vallahi kızıyorlar ha. Kim attı lan bu topu? Hay bu topu atarın anasını. Ne yapıyorsun yahu? Yakışıyor mu senin gibi böyle bir diyanet mensubuna? Çocuk onlar ya. Hocam kusura bakma top böyle aniden gelince boş bulundu ağzımdan kaçtı. Ha görüyor musun bak işte bizde de böyle oluyor. Yani hoca ettiğine sinirlerimiz alınmadı ya. Bizim de ağzımızdan zaman zaman çıkabiliyor böyle şeyler. Tamam hocam tamam. Yani öyle söyleyince mantıklı oluyor. Ha işte aynen böyle yazacaksın raporu tamam mı? Tamam hocam. Sen kalk İstanbul'a maça gidiyorum de. Ondan sonra Moskova'ya Abramovich'lerin adamı peşine düş. Yani temel sonuçta bana yalan söylemiş. Bir dakika ya. Adamın adı Abramovich miymiş? Ne biçim isim o?
Niye söylememiş peki sana? Pisliğin belalının tekiymiş. Korkarmışım, izin vermezmişim diye yalan söylemiş. Doğru mu peki sence? Bir şey söyleyeyim mi Filiz? Ben kendimden çok temele inanıp güvenirdim. Yani dürüstlüğünden, bana olan aşkından o kadar emindim ki. Ona göre bu pembe minik bir yalan. İçime kuşkuyu düşürdü bir kere. Hindi oldun düşüne düşüne. Bir şeyler yedi ha. Oğlum. Her garı koca arasında olur böyle şeyler. Bir daha yalan konuşmazsın olur biter. Vallahi ben onun için gittim Moskova'ya. La keşke vermeseydin altınları polise. Aldattığın için garı da götüne godu tekmeyi. Ne bok yiyeceksin şimdi? Ne bok yiyeceksin şimdi? Yapıştır usam. Uşaklar doğru değil. Evde gül gibi garini bırak. Karıların kızların peşine Moskovalara git. Ya karının kızın peşine gitmedim diyorum daha. Ya niye anlamaysınız? Ula deli Yunus bile görmüş seni orada. Karılarla kızlarla yalan mı giyin ne demi? Fokiyanın uşağı. Deme öyle uşağıma. Sıçayım uşağının üstüne. Al uşağını tepe tepe kullan. Bundan sonra burnunun dibinde göreceksin onu her gün. Al sağ uşak. Zuhal. Efendim anneciğim. Kızım. Bilirsin seni Temel'imden ayırmam ben. Etme. Bir şans daha ver oğa. Sen onun oksijenisin. Sensiz nefes alamaz uşu. Ya ben havaların böyle küs olmasına dayanamıyorum Filiz ya. Zuhal'i öyle görünce benim de içim parçalanıyor. Ne edeceğiz o? Havalı izleyecek miyiz biz bunları? Ya bir şey edelim, barıştıralım şunları ya. Tamam. Derim ki bir yemek düzenleyelim. Şöyle müzikli, eğlenceli bir şey. He? Kadehimi... Sevgili kardeşim Temel ve onun sevgili eşi Zuhal Hanım için kaldırıyorum. Sağlığınıza içiyorum. Dostluğa içiyorum. En kötü günümüz böyle olsun inşallah. Ben de Temel Gangam ve Zuhal yengem ve hepinizin şerefine içiyorum. La onu dedik ya. Ben bir kere daha dedim. Ne oldu? Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni Filiz. Çok doğru bir seçim yaptın. Yani tam mevsimidir o balon. Çok güzel görünüyor zaten. Yüzük bu. Ha, inanmıyorum. Allah Allah, ne işi var onun oraya? E madem yüzük oraya geldi, ben de teklifimi yapayım. Ömrümün üzerine bir güneş gibi doğup hayatımın şenol güneşi olur musun? Ben gidiyorsun sen Turgay ya. Gidi ya bu. Yani Turgaycı'dan dilimize çevirecek olursak evlenme teklif edeyim. ne diyorsun? Evet diyorum. Oo! Tak tak. Ben onu bir temizleyeyim. Bravo. Sağda bir yüzüklü balık söyleyeyim mi? Yok sağ ol, benim var. Beni affettin. Bundan sonra açık pembe bir yalana bile tahammülüm yok bilesin. Bundan sonra tuvalete bile giderken sağa soracağım Zuhal'im. Of. La Demel Ganga, şu Allah'ın işine bak ya. Sen kalk buradan Moskova'ya git. Anlıyor musun? Sen evlenmeden önce bir sağ andıraman yap diye bir karı getir dedik ya. Ne? Çekil onu. He. Neydi Anastasya? Onunla orada karşılaş bak denk geldin anlayar mısın? He. Ama kez Anastasya da sıkı karı anlayar mısın? Böyle at gibi bir şey. Pin üstünde gözürsün seni. O kadar yani. Çok acayip bir karı ha. Sıçayım senin burnuna. Yaptığını beğendin mi? Ne oldu la? İsmini mi yanlış dedim? Anastasya mıydı neydi? Anastasya. Değil de Anastasya. Da adıyla erim Anastasya. Sende yalan çok. Hangi biriyle uğraşacağım ben? Hayatım ben Zuhal'in arkasından gideyim. Tamam. Zuhal!
Çınay. Gül yüzüm ne olur aç izah edeyim. Ekran kapat. Zalim affetmeyi beni küstü bağ. Nasıl kazanacağım onun kalbini? Ya Demir Ganga, kerdettiğin şeye bak Allah'ını seversen. Sen Zuhal yengemi nasıl davladın? Kendini merminin önüne atmadın mı? Attım. E tamam. Şimdi ben gidip Zuhal yengeme sıkarım bir iki tane mermi. Sen o giden merminin önüne atarsın kendini. Öyle olur yani. La bir git işine koymayayım oradan kafana bir odun. La haydi. Kapıya sandalye, otur sevdum, otur sevdum, otur. Onu demen, onu demen. Bu bana zalim hatırlatıyor. Bakışlarından belli, bakışlarından belli. Onu da demen, onu da demen, o da bana zalim hatırlatıyor. La ilahe illallah, la sen de onu deme, bunu deme. Rütük bile bu kadar yasaklama. Kardeşim ne diyeyim ya, bana her şey zalim hatırlatıyor. Nasıl kazıyacağım onu şarkılardan? Demel Ganga, o zaman benim aklıma başka bir şarkı geldi. Onu diyeyim bakayım sende var mı anısı? Daha dün annemizin kollarına yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarına koşarken. Duy sesimi Trabzon! Zalimin kalbini tekrar kazanacağım! La bu yine Trabzon'la konuşmaya başladı. Lan nereye? Narsis dağı yine başuk kar mıydı? Yaylalarda çimenler un var mıydı? Yalan dünya sana bana dar mıydı? Ah ulan sevdalık yaktın canımı. Yalan dünya sana bana dar mıydı? Sevdalık yaktın canımı. Muhterem cemaat, ha buraya bu akşam bu iki genç evladımızın nişanını takmak için toplanmış bulunuyoruz. Ümit ederim fazla uzatmazlar onu da bir an önce tamamına erdirirler. Evet ben şimdi gurdeleyi keseyim. Haydi bakalım Allah kabul etsin. Oyna
Ya bir sus, koymayayım kafana ha bu ne? Seni var ya. Şu İstanbul'lusunuz galiba. Trabzon'da bu kadar güzel bir bayan pek görmedim daha önce. Buyurun bana, gel bakalım, gel otur bakalım. Yok, aslen ofsiyim. Ooo, oflu mu? Oflun. Bu ağzı damarına ben var ya bayılıyım. Siz neralısınız? Ben Jilin. Hayatımın en güzel golbastısını oynadım, yine de bakmadı. Demek ki çok sinirli. 'Cezalı maçların seyredeyim için gibiydi. Yahu top taca çıkayı, bunlar bir bağırıyorlar, ortalığı yıkayırlar ya. Yani bu güzel adam beri duyduğum en derbat sesi çıkayıyla şuraya bak ya. Sinan'ın dediği olay doğru ama yeminle elimi bile sürmedim Anastasia denen kadına.
Anneciğim beni rahat bırak olur mu? Yoksa kırıcı olacağım. Gayet onların zoruyla oldu ya zaten. Seni görmek istemiyorum. Salim. Beni affet de sensiz nefes bile alamayayım. Eşyalarım alıp bu gece evi terk edeyim. Kıymetli Gangam. Gang kardeşim. Tek dostum Temel'in bayı büyüktür. Şimdi huzurlarınıza kardeşim Temel'i davet ediyorum. Durgay, Demel gitti. Lan nereye gitti? İşe mi gitti? Lan artık ben dedi yaşayan bir eliyim dedi gitti. Ha bu benim mutlu günümde. O sırayım onun incecik bıyıklarına. Lan yolunda mikrofon var. Bağırı durma. Zalim'den doğacak olan oğlum Kazım'ı ve kızım Asiye'yi göremeyeceksem eğer yaşamak neye yarar? Elveda Zuhal. Temel. Tek başıma yarındım. Senden tanıdım halim. Tek başıma yarındım. Senden tanıdım halim. Hayatımın gül yüzlüsün, benim yüzsüz olamam. Hayatımın gül yüzlüsün, benim yüzsüz olamam. Oğlumuzun adını da Kazım koyacaktık ya. Oğlumuzun adını Kazım koyacaktık ya. Asiye diyecektik de mavi gözlü kızıma. Gerçek değildin ya, bir hayaldin Zuhal'im. Gerçek değildin ya, bir hayaldin Zuhal'im. Bir baktın vurdun gittin da mutlu öldüm Zuhal'im. Bir baktın vurdun gittin da mutlu öldüm Zuhal'im. Canıma kıymak mı? Haftaya kupa maçımız var. Türbünleri bir kişi noksan mı bırakayım?
Hadi onu geçtim. Ben öbür dünyada sensiz ne de canım. Ben sensiz hiçbir yere gitmem Gülyüzlü. İntihar edeceksin diye çok korktum. Ben sensiz hiçbir şey yapmam. Temel. He. Hamileyim. He? Hamileyim. Lan ne diyorsun? Allah!